ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Geleceğe dair çok kıymetli görüşler yürütülecek tartışmaların bu yönleriyle yerel yönetimler merkezi idare olmak üzere ülke ekonomimizin gelişmesine yol gösterici sonuçlar üreteceği birleştiren ve bütünleştiren başlığımız hiç şüphesiz biliyoruz ki küresel bölgesel gelişmelerin ekonomimizi çok kırılgan ancak sadece yatırımcı çekmek yetmiyor. Bundan sonra forumu 27-28 Ekim'de yapalım. 29 Ekim'de de büyük bir Cumhuriyet Şöleni kutlayalım. Balosuyla, şenlikleriyle Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken böyle bir işlem yapalım. İzmir buna hazır diye görüyorum. O da bakalım dedi. Vali Bey de tabii ona yakılırsa bunu Ekim ayında yapabiliriz. Fazla uzatmayacağım. Hepinize saygılar sunarım. Hoş geldiniz. İnşallah 2 günlük kongremiz başarılı geçer. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz bugün bu ekonomik forumda 2 günlük programda ilk günde bilim ve aklın ışığında çağdaş gelişmeyi, dünyada yaşanan teknolojik değişimi ve dünyanın nerelere gittiğini çok yetkin konuşmacılarla birlikte konuşacağız. Biz akla ve bilime inanarak bundan sonraki yolumuzu tayin edeceğiz. Ülkemiz güçlü bir ülkedir ve bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Bu anlamıyla bunun payidar kalabilmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cumhuriyet kurduktan sonra söylediği sözlerle anlamlıdır. Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırmadıkça başarılı ve sürekli olamaz diye. İşte ekonomik başarıları ve ekonomik kazanımları devam ettirebilmek için de vizyonumuz geleceği hayal etmek, bugüne güvenerek, kendimize inanarak, akıl ve bilimle geleceği kurmaktan geçmektedir. Kendimizde başarıyla görev yapan üst düzey bürokratlar ve diplomatlar, belediyemizin ve valiliğimizin temsilcileri, bölgesel ve ulusal üst düzey STK temsilcileriyle bugün burada hep birlikte İzmir için neler yapacağımızı konuşacağız. Firmalarını dijital dönüşüme adapte etmiş şirketlerin temsilcileri, girişimcilik ekosisteminde yer alan özel davetlilerimiz, dijitalleşme, teknoloji, Ar-Ge alanlarında çalışmaları bulunan firmalar, akademisyenler ve uzmanlar bir arada nasıl üretebileceğiz, nasıl gelişeceğiz tartışacak fikirler ve öneriler ortaya koyacağız. Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği ve Özgencil Grup İşbirliği'nde yapılan bu toplantının başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bu forumun 3. kez İzmir'de bir araya gelmesi aslında İzmir'in bu anlamda ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar büyük bir potansiyele ve vizyona sahip olduğunu da gösteriyor. Aslında Cumhuriyet'in hemen öncesinde 1923'te 1. İktisat Kongresi'nin İzmir'de toplanmış olması tesadüf olabilir mi? İşte bu kongrede köklerini, referansını aslında oralardan alıyor. Değerli büyüğüm ve kadim dostum Sayın Susam'ın burada vaaz ettiği gibi aslında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin temellerini oturttuğu o 1. İktisat Kongresi'nin bizi bugünlere ve geleceğe taşıyan önemli bir mihenk taşının olduğunu buradaki tüm konuklar ve katılımcılar farkındalar. Bu açıdan bir kez daha Sayın Susam'a, arkadaşlarına ve bu toplantıyı tertip eden herkese teşekkür ediyorum. Söz ve konuk bakımından
Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biridir İzmir. İzmir, huzur ve kalkınmanın ve bu anlamda da örnek olacak bir şehirdir aynı zamanda. İzmir, insanlık tarihi kadar da eski bir şehirdir. Farklı medeniyet ve kültürlerin iç içe yaşadığı, tarım, sanayi, ticaret, sağlık, turizm, yenilenebilir enerji gibi çok boyutlu ekonomisiyle de öne çıkan dünya kentlerinden bir tanesidir. Fakat öncelikle belirtilmesi gereken husus, İzmir'e farklı bir bakış. Bunu bu seneki forumun ana konusu haline getirilmiş. Yarın için hayal edin. Ama bir gerçekliği de vurgulamak lazım. Dünya haritasına baktığınızda İzmir, Türkiye ve Türkiye özelinde İzmir'e baktığınızda aslında jeopolitik olarak, ekonomik olarak hangi açıdan bakarsanız çok önemli bir yerde durur. İnşallah bu forumda da ben değerli ticaret erbabı ve ekonomik temsilcilerinin bu işin farkında ve fikri olduğunu biliyorum. Ama bu ekonomik forumun bunun daha belirgin hale gelmesi, biz de bunun farkında olduğumuz İzmirli ve Türkiye olarak bu işin farkında olduğumuzu, bugünü yarına çok güzel bir şekilde taşıyacağımızı ve dolayısıyla dünyanın bir devlet, diğer ülkelerin birer şehir duruma geldiği bu dünyada İzmir'in ne kadar önemli ve önemli bir yerde durduğunu bu ekonomik forumun değerli temsilciler ve konuşmalarının katkılarıyla daha belirgin hale geleceğine inanıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yenilik üreten bir şehir olmamız da gerekiyor. Sayın Mehmet Ali Susam'a çok teşekkür ediyoruz.